Merhaba, evimizde tarih bu sefer sizlere Ohri'den sesleniyor. Ohri, Makedonya'nın bir şehri ve Osmanlı döneminde oldukça önemli bir mevkide olan bir şehir. Şu anda da biz Halveti Tekkesi'ndeyiz. Ohri şehrinin tam merkezinde. Tika yeniden restorasyonunu yapmış. Zeynel Abidin Paşa Camii, Pir Mehmet Hayati Hazretleri Halveti Tekkesi. 15. yüzyılda Tika tarafından çevre düzenlenmesi yapılmış. Özür dilerim, cümlenin başından alıyorum. 15. yüzyılda yapılan bir bina. Tika buranın restorasyonunu 2012 yılında yapmış. Aynı şekilde burada bir türbesi de var. Camisi de var. Çok güzel bir avlu içerisinde yerleşim yapılmış. Bizim buraya geliş, üçüncü gelişimiz oldu. Ama her geldiğimizde çok farklı duygular hissediyoruz. Nedense ata toprağı olduğu için herhalde burada ruhumuz kalmış. Çok sayıda da Türk yaşıyor burada. Türkçe konuştuğunuz zaman da o yakınlığı daha da fazla hissediyorsunuz. Biz niye geldik bu sefer Ohri'ye? Çünkü Ohri'deki bir okula, Kardeşlik Birlik Okulu'na geldik. Tuzla Çağrı Bey Ortaokulu olarak iki ülke arasında, iki okul arasında kardeşlik birlik bağlarını güçlendirmek ve kardeş okul projesi çerçevesinde kültürel devamlılığımızı birbirimize göstermek amacıyla buradayız. Öğlen oradaydık. Bizi çok güzel ağırladılar. Bizim öğrencilerimiz de çok mutlu oldu. Biz de çok mutlu olduk. Onlar da çok mutlu oldu. Birlikte kaynaştılar. Okulun spor salonunda çok güzel etkinlik yaptılar. Onların fotoğraflarını da çektik, videolarını da çektik. Sosyal medyada da paylaşıyoruz. Gerçekten ülkeler arası bu kültürel bağlılığı devam ettirmeliyiz ve bunu bağımlı hale getirmeliyiz. Çünkü biz de onlarız, onlar da biz. Bu şekilde de devam ettirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Şimdi ben Ohri'nin tarihini anlatmak üzere Vahdet'e kamerayı çeviriyorum. Evet, çekimleri biraz önce ben yapmıştım. Şimdi aynı anda ikimiz görünemiyoruz çünkü kamerayı birimizin tutması lazım. Dolayısıyla şimdi ben de Ohri'nin tarihini değil de belki tarih anlamında nasıl bir önem taşıyor ondan söz etmek lazım. Bulunduğumuz yer bir tekke, camiyle beraber yan yana ve burada da türbe var. Böyle manevi anlamda da burada insan geldiğinde gerçekten bir huzur ortamı hissetmiş oluyor. Evet, şimdi hem camiyi de çekelim. Bir yandan anlatabilirsin aslında. Ses çünkü kamera nasıl olsa kaydediyor. Evet. Şimdi tabii ki Balkanlardaki Osmanlı coğrafyasına baktığımızda aslında çok geniş bir alana yayılmış bir yerleşimden söz etmek mümkün. Yani aşağı yukarı bir 14. yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlılar Balkanlara yerleşmeye başlar. Özellikle tabii ki 1. Kosova Savaşı, yani bir Murat Hüdavendigar'ın yapmış olduğu ve kazanmış oldu 1. Kosova Savaşı'ndan sonra Türkler daha da geniş anlamda tabii ki buralara yerleşmeye başladılar ve çok kısa süre içinde de şunu görüyoruz. Neredeyse bütün Balkanlar fethedilmiş oldu. Yani işte Murat Hüdavendigar'dan sonra Yıldırım Beyazıt, sonra 2. Murat ve Fatih döneminde zaten bütün Balkanlar ele geçirilmiş oldu. Şimdi aynı zamanda tabii Balkanların fethiyle beraber burada Türk kültürünün de yerleşmiş olduğunu görüyoruz. Yani bir şekilde nüfus hareketleri, yani çok sayıda Anadolu'dan buraya göçler yapılması, Türklerin buraya bölgelere getirilmesi sonucunda sadece insan olarak değil, kültür olarak da burada bir Türk hakimiyetinin kendini hissettirdiğini görüyoruz ki bunun izleri bugün dahi karşımıza çıkabiliyor. İşte burası böyle bir ortam. Yani Türkler Balkanlara geldiler. Yaklaşık 500 yıl, hatta bazı yerlerde 500'den fazla buralarda yerleşik bir şekilde bölgenin idaresinde hakim oldular. Barış getirdiler tabii aynı zamanda. Yani Balkanlara barış ve kardeşlik getirdiler. Bunu önemsemek lazım. Dolayısıyla böyle bir tabii ki huzur, barış ve kardeşlik ortamı buradaki insanları da etkiledi. Yani Müslüman olanlar ve olmayanlar da dahil olmak üzere herkes bu barış ortamından
yararlanmış oldu. Ve Osmanlı hakimiyeti boyunca buralarda savaş olmadı. İnsanlar huzur bir ortamı içinde yaşamaya alıştılar bir taraftan. Yani ne zaman ki Osmanlı elini eteğini bu topraklardan çekti, barış ortamı, huzur ortamı da gitti mi tabii, diyelim? Her elini çektiği yerde olduğu gibi burada da aynı şey oldu. Tabii bu 19. yüzyılda başladı. Yani 19. yüzyılda artık karşılıklı saldırıların, işte Müslümanlarla Hristiyanların zaman zaman birbiriyle mücadele içine girdikleri, ki burada da tabii ki bölge insanlarından çok büyük devletlerin yapmış oldukları tahrikler neticesinde bu sürecin başlamış olduğunu görüyoruz. İşte bir takım bağımsızlık hareketleri ve onun getirdiği bazı Balkan toplumlarının çeteleşmeleri, çeteleşme neticesinde silahlı örgütler oluşturmaları ve buradaki Müslümanlara saldırmaları. Giderek ne oldu? Giderek işte burada yaşayan Müslümanlar zor duruma düştüler. Evet. Zor duruma düştüler. Birçoğu ana vatan Anadolu'ya gelmek zorunda kaldılar. Can havliyle kendilerini attılar. Ama buna rağmen, her şeye rağmen direnip burada hayat mücadelesi veren Türkler hala mevcut. Bu açıdan da onları görmekten ve burada sohbet etmekten mutlu olduk. Bazılarıyla evet. Oturduk, sohbet ettik. Biz onlara evladı Fatihan diyoruz. Onlar da çok mutlu oluyor. Mesela az önce biz kafede sohbet ettik. Türkiye'den birileri geldiğinde ve hala Türklerin Osmanlı topraklarını hatırlamaları ve bununla ilgili güzel şeyler anlatmaları ve birlikte oturup bir şeyleri, ortak şeyleri konuşmak gerçekten onların çok hoşuna gidiyor. Ben bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi Makedonya dediğimiz zaman nereleriydi Osmanlı için? Hangi şehirler ön plandaydı? Şimdi, Osmanlı coğrafyasında Makedonya dendiğinde 3 tane vilayet akla geliyor aslında. Selanik, Manastır ve Kosova. Selanik, Manastır, Kosova. Tabii. Bunlardan aşağı yukarı bugün işte Manastır Makedonya'nın içinde kalmıştır. Kosova ayrı bir devlet. Ülke konumunda. Selanik de tabii Yunanistan'da kaldı. Şu anda bulunduğumuz yer Ohri. Ohri'nin de tabii tarihte önemli bir yeri var. Özellikle iki tane sadrazam çıkarmış burası. Osmanlı döneminde iki sadrazamı var. Özellikle de tabii ki 2. Meşrutiyet öncesi İttihat Terakki'nin çalışma alanlarından biridir ki genel anlamda Rumeli'de tabii ki faaliyet gösterdi. İttihat ve Terakki subaylar arasında yaygınlaştıktan sonra işte Ohri, Manastır, Selanik gibi yerleşim merkezlerinde ve Resne gibi yerleşim merkezlerinde daha çok faaliyet gösteriyorlardı. Bu anlamda da burada tabii ki Ohri'li Eyüp Sabri Bey'i anmak lazım. İttihat Terakki'nin o öncü kadrolar arasında yer almış. Yani öncü kadrolar arasında yer alan Eyüp Sabri Ohri'li mi? Ohri'li, evet. Peki İttihat ve Terakki'de onun bir numarası var mı? Üye sayısı açısından soruyorum. Şimdi ilk kuruluş aslında kuruluşta İbrahim Temo. Yani diğer bir Ohri'li önemli bir iddiatçı da İbrahim Temo'dur. O 1889'da kurulduğunda bir numaralı ilk kurucu olarak. İbrahim Temo mu? İbrahim Temo, evet. O. Ben bu soruları soruyorum ya. Önceden öğrendim de onun için rahat rahat soruyorum. Yoksa nereden bileceğim İttihat ve Terakki üyelerinin bire iki, bire üç gibi numaralandırıldıklarını bilmiyordum. Sizler öğrenin diye soruyorum. Evet. Evet, o ilk kuruluşta 1889'da. Tabii sonradan da ikinci dalga diyebileceğimiz işte 1906'da Selanik merkezli olarak tekrardan özellikle subaylar arasında şey yapmaları, gene örgütlenmeleri. Onlar da numara veriyorlardı aslında birbirlerine. Hı hı. Fakat mesela Enver Paşa'nın anlattığı kadarıyla sayımız çok görülsün diye 200'den başlatıyorlar numaraları. İşte 201, 202, 203 şeklinde devam ediyorlar. Ama her halükarda o 2. Meşrutiyet öncesi birçok olayın yaşandığı yerlerdir bunlar. Yani işte hemen Meşrutiyet'in öncesinde buralardan saraya, Yıldız Sarayı'na yüzlerce telgraf çekildi ve şey ortamı yaratılmaya çalışıldı. Yani işte burada halk ayaklanmış, meşrutiyetin ilanını talep ediyor şeklinde. Dolayısıyla nitekim onun sonuçta 23 Temmuz 1908'de meşrutiyetin ilanı dediğini biliyoruz. Yani o anlamda merkezi yerlerden biridir. 2. Meşrutiyet öncesi.
ki zaten birçok Osmanlı subayı işte burada aslında Balkanlarda gerek Yunan çeteleriyle, gerek Bulgar çeteleriyle, gerek Sırp çeteleriyle aslında mücadele ede ede de böyle gerilla harbi diyebileceğimiz bir tarzda savaşmaya da alışmışlardır. Hocam sohbet çok zevkli, çok güzeldi ama toparlayalım lütfen hocam. Toparlayalım, kolum ağrıdı hocam. Kısa bir konuşma yapacak derken uzattık. Evet. Evet. Yani işte Ohri'deyiz ve bugün bu vesileyle evimize tarih programını 21.sini 21.si oluyor değil mi? Evet. Burada çekmiş olduk. Biz de çok mutluyuz. Burada olmaktan dolayı. Evet. Bitiriyor muyuz? Evet, teşekkür ederim. Ağzına sağlık.